Merhabalar. Bugün size diğer bir oyuncağımız tanıtacağım. Diğer bir oyuncağım. Renkli stoku. Renkli stoku. 9'a 9 anagram. Tanıtayım. Bu bir kutu oyuncağı. Açtım. Şöyle göstereyim. Böyle oyukları var. Dökeyim. Göstereyim size. Şimdi 9'a 9 su dokunun mantığını anlatayım ben sıraca. Su doku zaten şu. Her sırada işte renkse renk, sayıla sayı, nesneyse nesne, ne halse artık. Her sırada onların hepsi bulunacak ama bir kere bulunacak. Ve her sütunda da onların hepsi bulunacak ama bir kere bulunacak. Ama bunun dışında su dokuda bakın şöyle 3'e ayrılabiliyor. Bunu da kendisi ayırmış. Siz normalde görsel hafızanızda kendini direkt 3'e bölebilmesi, 9 parçaya bölebilmesi lazım. Şu gördüğünüz 9 parça var ya, şu 9, 9, 9, 9, 9, 9. Bunların hepsinde o 9'dan birer tane olması lazım. Böyle yaparsanız sorun yok. Hiç hatasız bitirebiliyorsunuz ama bunu dikkat etmezseniz çok zorlanıyorsunuz. Mesela başlayalım. Tabii bunun için öncelikle renkleri ayırmanız lazım. Hemen algıda seçicilik. İlk böyle göze batan renk 9. Beyaz. Beyazı aldım mesela. Beyazı yerleştiriyorum. Her şeye birer tane gelecek şekilde. Aldım, buraya koydum. Ay. Buraya koydum. Buraya koydum. Bu sıra bitti bu arada. Sıra geldi buna. Buraya koydum. Buraya koyamam. Buraya koyamam. Buraya koyacağım. Buraya koydum. Buraya koydum. Bunu da nereye koyabilirim? Buraya koyabilirim. Bunu da nereye koyabilirim? Buraya koyabilirim. Bunu da nereye koyabilirim? Buraya koyabilirim. Yerleştirdim. Bakın her kareye birer tane beyaz koydum. Her satıra ve sütuna birer tane gelecek şekilde yerleştirdim. Sıra geldi diğer rengimi almaya. Hemen alıyorum. Sudoku dikkat geliştiren, dikkati çok uzun sürüyor ve bunların hepsi biliyorsunuz hafıza kaybına işte iyi geliyor, unutkanlığa, demansa, Alzheimer'a. Sudoku çözmek iyi geliyor ya, yani çok ciddi bir beyin jimnastiği. Morları yapıyorum. Bu yanına koydum. 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 Buraya koyamam. Buraya koyabilirim. Buraya koydum. Buraya koydum. Buraya koyabiliyorum. Böyle tek tek. Acele etmiyorum. Kırmızıları alıyorum. Şimdi bir sırayı bitireyim, göstereyim diyeceğim de öyle olmaz bu. Buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Kendimce de böyle bir düzen oluşturdum ya, hayırlara gelsin. Ne zaman düzen oluşturursam mutlaka elimde patlar. Bakacağız. Şuraya koyabilirim. Kişi müsait. Şuraya koyabilirim ve buradan da buraya koyabilirim. Koydum. Böyle böyle gidiyorum. Sıra geldi pembelere. Yormuyorum kendimi. Odaklanıyorum. Ben mesela renk renk gitmeyi düşünüyorum. Bazıları renkleri ayırır tek tek. Yani bu strateji, teknik meselesi yani. Bu beni hiç ilgilendiren bir şey değil. Mesela şurada dikkat edilmesi gereken şey şu. Ben bunu buraya koydum pembeyi, tamam mı? Şura ve şura boş. Buraya mesela koymasaydım, buraya koysaydım bu sıra buraya girmezdi. Buna dikkat edeceksin. Şuraya koydum. Bunu da mecburen şuraya koyacağım. Buraya koydum. Bunu da şuraya koyamıyorum. Şuraya koyuyorum. Bunu da haliyle buraya koyuyorum. Buraya koymuşum. Buraya koymamışım. Burada da buraya koymamışım. Niye elimde bir tane kaldı acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tanesinin pembesi karışmış.
Devam ediyorum. Grileri alıyorum. Bu şekilde devam ediyor yani. Böyle gösterdiğim gibi hiçbirisi hiçbirine değmeyecek şekilde tümünü tamamlıyorsunuz ve bitiyor. Sudoku böyle bir oyun. Keyifli, güzel bir oyun. Dikkat şey yapan. Yani bu mesela ben sudoku turnuvaları falan da düzenliyoruz burada. Hani sosyal gençlik sporla birlikte. Küçük yaş grubundan itibaren zeka oyunları olarak, akıl oyunları olarak bilişsel düzey, bilişsel alanı geliştiren bir oyun. Çocuğun konsantrasyonunu, hani dikkatini üst seviyeye taşıyan, aynı zamanda eğlenen, kendini zorlayan, yüren, mesela problem çözme becerisini geliştiren bir oyuncak. Keyifli bir oyuncak. Ama bu çok küçük. Bunu 3 yaşın altına hayatta veremezsiniz şu. Hatta 4 yaşa bile verirken. Ya bir de zaten bu 4 yaş için ağır. 5 yaş için ağır değil. Tabii çocuk yeteneklidir veya üstün zekalıdır, ona ağır değil. Mesela benim yeğenim Aziz. O geçen oyun oynadı da Sıla'yla yenildi ya. O çocuk mesela zeka olarak üst düzey. O yapardı bunu çok rahat 4 yaşında. Ve yapan çocuk da yemiyor zaten. Yani hani bunu yapabilecek çocuk bunu yemiyor zaten. Bunun şeker olmadığını anlıyor yani. Ve yenmemesi gereken bir şey olduğunu anlıyor. Ama normal 4 yaş çocuklarına bu verilmez. Bu zaten ağır olur. Annem yapma. Bu onlara ağır olur. Ama uğraşsın. Büyük yaş grubu uğraşsın. Biz sevgiyle anıyorum buradan Tuncay'cığımı. Benim bir arkadaşım var Tuncay. Batçavuş. Batçavuş'un. Mesela onunla yapmıştık. Tuncay yapamamıştı. İşte kaç saat sürmüştü. Kaç saat sürmüştü. Şaka yapmıyorum ya. İzliyorsa kendisi yorum yapsın. Nazlı Gül Sultan falan yapabilmişti. Ya zorlanmışlardı. Evden bir kişi zorlanmadan yapabilmişti. Aslı mıydı, Nazlı mıydı? O da birincisini. İkincisini de o da cortladı. Ama böyle. İlk yaptıklarında çok zorlanıyor ama zorlansın. İnanılmaz vakit, vakti çabucak geçiren eğlenceli bir şey. Bir de son zamanlarda böyle vakti hemen geçiren eğlenceli bir şey ne var? Tablet. Tablet mi bu mu? Seçim yapın. Ama tabii bunu sevdirmeniz de önemli. Yani bunu ona ders gibi falan vermenize gerek yok. Şimdi bunun işte bakın ne yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bantlıyorum. Neden? Çünkü bunu eğer aktif kullanıyorsanız sorun yok. Ama aktif kullanmıyorsanız parçası yok olacak. O zaman ne yapıyoruz? Bunu böyle sarıyoruz. Çünkü kaybolacak yani. Bir tanesi kayboldu mu biter. Orada bir tane pembe fazla vardı. Demek ki bir tane yanlış var burada. Onu da bulacağız eninde sonunda. Renkli stok. Ahşap. Bunun fiyatı çok yüksek değildir. Yani çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Renkli stoku yazın. Ahşap. Zaten tık tık çıkar. 9x9 anagramdı bu. Üçlüsü, dörtlüsü, beşlüsü, altılısı, yedilisi, sekizlisi, dokuzlusu var. Biz en çok sayılar ve renkler kullanıyoruz ana sınıfında. İlkokulda da öyle kullanılıyor. Bu güzel renkler olması, küçücük küçücük olması. Küçük yaş grubunun da çünkü böyle tak çıkar tak çıkar bununla ilgili sıkıntıları var. İlkokuldaki çocukların bunun için de güzel. İlkokuldaki çocuklar da çok severek oynuyor. Ana sınıfı çocukları da çok severek oynuyor. Ortaokul kademede, lise kademede. Bunların da zorları var biliyorsunuz. Sudokuların turnuvaları var. Eğer yaşadığınız yerde de bunlarla ilgili akıl zeka oyunları, dernekleri, kulüpleri varsa affetmeyin, yardırın. Götürün çocuğunuz yapsın. Her halükarda bugün evde oturduğundan daha ileride olacaktır. Her halükarda. Gelişimlerini destekleyin lütfen. Gelişimlerini desteklendiğince günlere diyerek oyunumuzun videosunu bitiriyoruz.